Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, yılın merakla beklenen önemli bir ayındayız. Ekim ayındayız ve bu ay iki tane önemli tutulma yaşayacağız. 8 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması, 24 Ekim'de Akrep burcunda güneş tutulması. Tutulmaların etkileri kuşkusuz önümüzdeki birkaç ay boyunca yaşamımızı şekillendirecek enerjiler ortaya çıkaracak. Çok hızlı bir şekilde de bunları ay içerisinde görebiliriz. Zamanda yayılmış bir şekilde yavaş yavaş da etkilerini hissedebiliriz. Tutulma ile ilgili videolarımızı lütfen izlemeyi unutmayın. Evet, bu ayı incelediğimizde gezegenlerin hareketleri ve birbirleriyle yaptığı ilişkilere baktığımızda tabii ki ilk başta sizin gezegeniniz Merkür dikkat çekiyor. Merkür bu ay boyunca retro hareketli olacak sevgili Başaklar. Sizin için biraz alarm tabii ki bu durum. 4 Ekim'de Akrep Burcu'nda başlayacak retro hareket. 10 Ekim'de Terazi Burcu'na doğru gerileyecek ve 25 Ekim'de retro sona erecek. Ancak gölge yönlerini de düşündüğümüzde ay boyunca aslında Merkür retrosunun etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Her şeyden önce biraz enerjiniz düşebilir. Günlük hayatınızda iletişimle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz düşünceleriniz karışabilir, konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. İlk başta iletişim evinizde oluşacak bu retro hareket. Ayın ilk 10 günlük süresi içerisinde bir iletişim cihazınızda bozulma meydana gelebilir. Otomobilinizde sorun çıkabilir. Bir seyahat planınız ertelenebilir. Yakın çevrenizle ilişkilere yanlış anlaşılmalar nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı da dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra para evinize doğru ilerleyecek bu retro hareket. Hesaplara dikkat etmek gerekiyor. Bütçenizi iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Özellikle banka işlemleri, fatura işlemleri, ödemelerde biraz daha birkaç kez kontroller yapmanız gerekiyor. Çünkü yanlış anlaşılmalar, yanlış e-mail olabilir, yanlış mesaj olabilir, unutkanlıklar olabilir. Bu dönemde geçmişe ait konular da gündeme gelebilir. Yani geçmişten gelen alacakları elinize geçebilir. Bazı borçlar, krediler, geçmişle bağlantılı konular gündeme gelebilir. Bütçenizi düzenleyebilir, yeni planlamalar yapabilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bunun için uygun bir dönemde olacaksınız. Evet, ayın özellikle ilk 10 günlük süresi 4-12 Ekim arası. Gökyüzünde biraz riskli pozisyonlar var. Güneşin Plüton'la yapacağı kare açı 4 Ekim ve yakınları. 7 Ekim Güneş'in Uranüs'le yapacağı karşıt açı. 8 Ekim Venüs Plüton karesi. 11 Ekim Venüs Uranüs karşıtlığı. Bunlar genel olarak birazcık kontrol dışı durumlar. Özellikle sizin için parayla bağlantılı, gelirlerinizle bağlantılı ve ortak işlerinizle bağlantılı konularda ani kontrol dışı durumlar yaratabilir. Çünkü tutulma da var. Bu da maddi durumunuzu etkileyebilen bir alanda oluyor. Bu dönemde çok planlı hareket etmemek belki daha doğru olacak. Çünkü planlar bozulabilir. Şartlara uyum sağlamak, biraz akışta kalmak daha doğru. Riske girmememiz gerekiyor. Yeni bir kredi almak, yeni bir yatırım yapmak için Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek en azından Kasım ayını beklemek daha doğru olacak. Ancak sürpriz şanslar da karşınıza çıkabilir. Uranüs'ün etkisiyle sevgili Başaklar maddi durumunuzu etkileyecek güzel gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Ayın ortaları 15-18 Ekim arası. Daha olumlu şartlar var. Bu dönemde özellikle kuracağınız ilişkiler, iletişimler daha verimli ilerleyebilir. Bazı sorunları çözüme kavuşturmanız daha kolay görünüyor. 23 Ekim'de Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Ve hemen ardından 24 Ekim'de doğacak Akrep yeni ayıyla Güneş tutulması meydana geliyor. Kat kat güçlü enerjiler ortaya çıkacak. Akrep Burcu yeni ayı ve Güneş tutulması özellikle kardeşlerinizle ilgili bazı güzel gelişmeler, değişimler ortaya çıkarabilir. Yakın çevrenizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili bir yenilik, bir başlangıç söz konusu olabilir. İletişimle ilgili konular hayatınıza biraz daha yoğun girebilir sevgili Başaklar. Ay sonunda Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Yay Burcu'ndan ayrılacak 26 Ekim'den itibaren 26 Ekim'e kadar. Aile ve ev hayatınızda Mars burada
dönem dönem biraz stres yaratabilir. İçsel olarak kendinizi daha huzursuz, güvensiz hissedebilirsiniz, tedirgin hissedebilirsiniz, çabuk öfkelenebilirsiniz. 26 Ekim'den itibaren Mars Oğlak Burcu'na geçecek. Sizin için daha destekleyici bir pozisyonda olacak. Enerjinizi daha verimli kullanabilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi bir şekilde iş hayatınıza yansıtabilirsiniz ayın sonundan itibaren. Ay sonu gökyüzünde çok keyifli bir görünüm var. Venüs'ün, Güneş'in Akrep Burcu'ndaki pozisyonu ve Neptün'ün Balık Burcu'ndan yapacağı üçgen açı özellikle ilişkilerle ilgili bazı şanslar ve yardımlar alabileceğinizi, anlaşmalar, sözleşmeler, konuşmalar ve sorunları çözmek adına da önemli, güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor sevgili Başaklar. Güzel bir tatile de çıkabilirsiniz. Bu arada romantizm de yükselecek. Evet, lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hazırladığımız tutulma videolarını da mutlaka takip edin. Hoşça kalın.